30 İnanılmaz bir yaşında bir şey. çocuk babası. Düşünsenize hiçbir şeyin yok, dürümüyorsun. Ama sorun şu arkadaşlar, yürürken Yemek yiyor. yemiş. Yani yolda Yalnız yürürken. yürürken yiyor ama işte ilk müdahaleyi, ne yapmamız gerektiğini bilsek orada hayat Çok önemli. kurtulacak. Ben bütün haberlerde dün şey izledim, hani ne yapmamız gerektiğini izledim. Ben zaten çocuktan dolayı biliyorum ama işte ilk hani hep böyle ne yaparız, bir şey Sırtına vurur. sırtına vurdu şöyle. Geçti mi geçti, geçmediyse geçmedi. Geçmiyor. Sonra alacaksın şu karın boşluğundan arkadan. Ece kalkıp göstersene ya, yeri Ali abi gelmişken. gel Ne sana olur. göstereyim. Hadi bir gösterin. Vallahi o Gelsene kadar Ali abi. Bir cana göster, bir cana, yetiyorsunuz ki bir şu cana. an. Hayır, ben Müsait, oraya müsait. gidemeyeceğim, ondan altına Ben şey kot Orhan var. abiye göstereyim. Gel bak. Ay yerim ben seni. Evet, bir Allah şeyler yiyeyim korusun. mi bu arada? Bu çok Dur önemli. dur. Birinin boğazına bir şey takıldı Şuradan arkadaşlar. Ne şöyle, yapacağız? Dün haberlerde gösterileni yapıyorum. Şöyle. Yerim seni. Ay dur, ayağı mı dur kaldıracaksın? yapamadım. Kaldırmam lazım da seni nasıl kaldıracağım? Kız dur, beni kaldır Kim ya. Kaldır? Öf, ben geliyorum. Gel sen Sinek bana yap. siklet. Nasıl yapacağım ben bilmiyorum ki. Ha dur o zaman. Vallahi abi gel bana yap. Ay nasıl dur. Benim de gücüm. Abi, bak şöyle yapacaksın. Bir şey yut. Dur abi bir şey olur olur Allah'ım. Ya bir dakika sana. Bunu aslında görüntüyü şey verelim de ekrana bir yerden bulup verelim de yanlış bir şey ya yapmayayım. Bunu buramı tutacağız. Ben de biliyorum. Normalde şöyle işte. Hı-hı. Şöyle tutup sıkacaksın. Aynen. Anladın mı? Hmm. Sıkman lazım ve... Ay canım, hayatımı kurtardın. Ay Allah korusun. Esprisini yapıyoruz ama gerçekten... YouTube'a da bakabilirsiniz. Evet, başımıza gelirse gerçekten yapmamız... Şurasına, tam evet, böyle göğüs altına... Doktorların dün gösterdi göğüs altı. Sıkıştırmamız lazım. Efendim? Ne manevrası? Hemrik manevrası deniliyormuş buna. Peki. Evet ve o sırada işte o yabancı madde. Yani bu beyefendiye o yapılsaydı çıkmışsa, belki çıkar mıydı? Yani dün doktorlar öyle söyledi. Eğer o anda ilk yardım yapılsaydı, müdahale edilseydi hayatta kalma şansı vardı. Çünkü ay, çok sadece arkasına vurup geçiliyor. Tabii ki oradakilerin bilmiyorlardır. De bilme nereden durumu olmayabilir. Şey ama işte enteresan ya Ece. Bir sonraki kare musalla taşında ya. Ay çok adam. Fena bir şey. Gerçekten şaka gibi ya. Allah rahmet eylesin. Peki ayakları yukarı kaldırırsa ters çevirip olmuyor mu acaba? Ama çok yok, zor Ali bir abi. İşlem ya. Kocaman niye, adamım. Zor değil ya. Zor mu değil ben mi? Ama de... yani burada düşenleri genelde ne oluyor? Nefes alamıyor. Kalp krizidir yan diye. Yan yatırmak var kesin. Evet. Onu biliyorum ama. Ben de işte çocukta çok korkuyorum. Çocuğun hani boğazına hep haberlerde de onu izliyoruz. İşte fındık yiyor vesaire bir şey Allah oluyor. Korusun, en korktuğum tabii. şeydir. Hani bunu aslında biliyoruz hepimiz ama belki de uygulayamıyoruz. O kriz anında soğukkanlı olmak da çok önemli. Evet, soğukkanlı olmak. Hatırlıyor musunuz bir tane otobüs şoförü hatırlamaz mıyım? Nefessiz kalan bebeği kurtardı. Yani ve ne kadar soğukkanlı gitmişti, kurtardı bebeği. Aynı soğukkanlı hepimizin göstermesi lazım. Şimdi Ali abi burada bu adamın boğazına bir şey takıldı belli. Baksana ATM'nin önünde birine geliyor ve sırtıma vur diyor. Ah günah. Ah. Yani sırtıma vur diyor, dönüyor. Hani bir şey boğazına of. Takıldı ay, biliyor. Çaresizlikten o ya. Da hafif hafif vuruyor. Birincisi sırta vuracaksak, ben de dün çok detaylı izledim. Güçlüyor, 2-3 tane vuracağız. Sonra da Ece'nin gösterdiği hareketi yapmaya başlayacağız. Yani göz göre göre öldü adam. Ay gerçekten ya. İlk yardım ya. O can çırpınışları yani. Çok enteresan. Yani hızlı hızlı gösteriyor ya. Ben çok üzüldüm şu anda. Bir de bir bebeğim mi var dedin? Allah bir çocuk rahmet. Bir çocuk Allah babası. Rahmet. Allah rahmet eylesin. Peki o sırtına vuran adamın şu anki ruh durumu nasıldır? Ay, benim başıma gelse yani hemen derim Allah'ım niye yapamadım? Hani çünkü o anda o soğukkanlılığı göstermemesi de normal. Tabii ki düşünsene sokaktan biri geliyor sırtıma vur diyor. Vurursun sadece. Hiç, bir de anlar mısın ki ölecek şimdi evet. Yani. Veya boğazına bir şey mi kaçmış ne olmuş? Evet. Ha, şimdi yani bu görüntü kaldırmaya da gerek yok. Akıllara ben sabah haberlerine çıkmadan önce haber kanallarına bakıyoruz tabii son dakika bir şey oluyor mu diye. Sabah haberlerinde bile bu görüntü verince üzerine Oya Aydoğan aldı. Çünkü o da patates kızartması yerken birden boğazına takılan bir patates kızartması sonucu o çok zorladığı için bir de tansiyonu vardı onun kıyamam yüksek tansiyonu vardı. Son fotoğrafı böyle sarılarak gitmişti buradan. Bu fotoğrafı çekeceği yere gitmişti. O zorlamayla art damarını yırtıyor ve tabii tansiyon bunun için en büyük etkenlerden bir tanesi. Allah rahmet eylesin Oya ablacığım. Evet, Allah rahmet eylesin. O da yine bir besin boğaza besin takılmasından sonra bu hale gelmiş bir ölümdü. Çalışan insanlarda bu çok fazla var. Benim gözlemlediğim çok hızlı yiyoruz. Aman hemen yetişelim, işe yetişelim. Benim doğru annem söylüyorsun. De öyleydi, ben de öyleyim. Benim önüme yemek koy, benim yeme süren bir dakika. Ne kadar yanlış. Yani sağlık olarak da yanlış, her şekilde yanlış. Çok hızlı yavaş yiyor. Yavaş hazmederek yememiz lazım. Düşünebiliyor musun patates kızartması kesiyor yani onu çıkarmaya çalışırken yavaş yesek böyle olmayacak. Bir de o sıra daha yemek hızlı. Hazır değil biliyor musun? Mutfakta hazırlarken pişer ya o tabaktan sırada, alırsın bir tane. Ben de yerim. Bir ay. Tane.
Bir tane almışlar. Tabii tabii, daha yemek hazır değil. Ah canım benim. Neyse. Ali abi, bu olaylarda benim aklıma hani büyüklerin söylediği sözler aklıma geldi. Bizde ne derler? Yürürken, ayaktayken yemek yenmez, evet, oturup yiyeceksin. Evet. Yürürken yemek yemeyeceksin. Zaten yemek yerken konuşulmaz. Hemen bize çocukken kızardı büyüklerimiz falan. Bize yürürken su, mesela hep Peygamber Efendimizin durarak ya oturarak su içtiğini, yoldaysa bile çömelerek su içtiğini söylerler. Yani hep mesela yürürken su içmek de çok tehlikeli derler. O yüzden hep durup içeceksin, yiyeceksin. Ya yani çok büyük bir talihsizlik dönmüş. Yani o Musalla taşındaki o görüntü gerçekten şaka gibi, şaka programı gibi. Yemek yedi ve adam bir kare sonra Musalla taşındı. Ya. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Oy ablacığıma da Allah rahmet eylesin. Tekrar yani tekrar. Yani en azından başka cuma Fatiha'mızı yolluyoruz. Başka ölümler yaşanmasın. Canım. Ne yapmamız gerektiğini bilelim, ama bana da yazan bir iki anne var. Diyorlar ki öyle benim çocuğumun da başına geldi, ama o kadar hani panik oluyorsun ki bunu aklına getiremiyorsun bir anda demişler. Ama getirmek zorundayız. Soğukkanlı olmak zorundayız. Bunu da göstermemiz iyi oldu. İlk yardım hareketini en azından. Ekleyeceğim şey var mı Ali abicim? Yok. Peki o zaman bir sonraki habere geçeceğiz. Bir...